17 kilometrelik bir tır kuyruğu oluştu. Kuyruğun giriş çıkışı sağlayan otomasyon sistemindeki arızadan kaynaklandığı belirtiliyor. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TÜSİAD Başkanı Haluk Dinçer'i İstanbul'da kabul etti. TÜSİAD Başkanı Dinçer, Cumhurbaşkanı Gül'e veda ve nezaket ziyaretinde bulunduğunu açıkladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yerel seçimler ve anayasa değişikliği referandumu bir arada yapıldı. Dört partinin desteğiyle hazırlanan anayasa değişikliği paketine hayır çıkması şaşkınlığa sebep oldu. Yerel seçimlerde de iktidar partisi başkent ve Koşa başta olmak üzere Gazi Magosa ve Girne gibi önemli belediyeleri kaybetti.